Videoya başlamadan önce beni desteklemek istiyorsan kırmızı butona tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Video yüklendiğinde bildirim alabilmek için de yan taraftaki zil butonunu açarsanız sevinirim. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Merzifon'da, dün geceden beri buradayız. Dün gece en hızlı sahurumu yaptım. Ekmek arası hemen sandviç, kola. Yorulmuşum dün geldiğim gibi. Ne hemen yemeğimi falan yaptım. İftar için hazırlık yaptığım için uyumamıştım. Ama yattıktan sonra da kalkasım hiç gelmedi. Sahuru hemen 2 dakikada yedim, kalktım, tekrar yatış aşağıya. O yatış hala devam ediyor. Beklemekteyiz. Daha yükümüzü boşaltamadık. Adam birazdan herhalde gelecekler bir de. Geldikten sonra yükümüzü boşaltıp yolumuz Samsun'a devam edecek. Arabamı sildim, süpürdüm. Güzel gene temizledim. Tekrar uzanıyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Evet, şu an 1 oldu saat. Hala beklemedeyiz. Gelen yok, giden yok. Fakat dün gece erken yattım. Bugün de erken kalktık yine. Uykum şimdiden geldi. Ama dediğim gibi yükü boşaltıp Samsun'a geçmem lazım. Bekliyorum. Samsun'da da çok sıra varmış. Allah bugün bizim yardımcımız olsun ama sıkıntımız büyük yine bugün. Yani sıkıntı yok aslında da kendimi yalandan yere strese sokuyorum. Hepsi vur kafayı yat. Adam gelecek, kaldırır seni. Niye stres yapıyorsun anlamadım gitti. Ama diyorum ya, tez canlı olan bir insan. Herkes bekliyor. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Evet, Merzifon saat 4 yaptık. Daha yeni çıktık buradan. Samsun bizi bekler. Samsun'a gideceğiz. Yükümüzü boşaltıp oradan Sinop demiştim ama bizim hesaba göre çok geç kaldık. Şu an çıktım. Yolculuk devam. Abi, şimdi çıktım fakat çıkış saatini 14.55 yazmış. Bir terslik olmaz değil mi? Tamam, çıktım abi. Tamam, çıktım, geliyorum abi. Orada bakkal falan var mı, pide alabileceğim bir yer? Pide falan, iftar yapmaya orada bir yer var mı alabileceğim? Tamam, tamam, tamam. Sağ ol, teşekkürler. Sağ ol abi. Evet, saat 4 oldu ama çıkış saatini burada 14 kaç yazmış? 14.55 yazmış. Yok böyle bir şey ya vallahi. Evet, şu an Samsun'daki yer aradım. Hani abi sıkıntı olur mu diye de. Sen çık gel abi dedi, boşaltacağım dedi. Dedim hani zaman kaybetmeyeyim, orada bakkal falan var mı dedim. Abi yok burada bir şey. Yoldan ekmeğini al. Çünkü saat şu an 4. 2 saat sürse 6'da oradayım. İftar orada kalacağım için mecbur yoldan bir şey bulmam lazım. Evet arkadaşlar, şu an Samsun'daki adrese de geldim. Burada da tabii ki sıra var. Bu sıra bittikten sonra içeri gireceğim. Fakat iftara daha çok var. Aydın bahar yatar. İftara yarım saat sonra kalkar. Kala kalkar. Ay anama. Şu an günüz olduğu için uykuyu yapıyorum ama uyumak için film açtım. Hem dedim film seyredeyim hem de yatayım. Uyumak istiyorum. Tek sebebi şu, uyumak istiyorum ama uyuyamıyorum. Evet, beraber seyredelim mi filmi? Ailem bana kendi posta kutumu vermeye karar vermişti. Şu küçük dünya var ya, o kadar güzel bir dünya ki. Size anlatamam bunu. Bak kaç saattir? 24 saat oldu hemen hemen. Şeydeyim. Merzifon'dayım. Sıkıldın mı? Gerçekten sıkılmadım. Dün zaten geldiğimde yorgundum. Ne bileyim, o ne et, bu ne et, bilmem ne derken sabah oldu yani yine. Sadece insanlar yoruyor beni, insanlar. Gerçekten insanlar yoruyor. Yani işimden dolayı hiçbir zaman yorulmuyorum. Şoförlükten yorulmuyorum. Veya ki mal indirmekten, veya ki bilmem ne yapmaktan. İnanın ki yorulmuyorum ama şu bekleme ve insanlar beni yoruyor. Bu da bana sabırı öğretti. Ya sabır demeyi öğretti.
Sabır. Yapacak bir şey yok. Sabır. Hep sabır. Allah'a emanet olun. Evet, bugün dünden kalan yemeğim, bir de çorbam var. Şükürler olsun bugünümüze. Evet, Samsun'da iftar saati bekliyorum. Diyorum ya, bu en çok sevdiğim şey. Bir gün Samsun, bir gün İzmir, bir gün İstanbul, değişik yerlerde sahur ve iftar yapmak. Bu da bana gerçekten çok gurur veren bir şey. Görüşürüz iftarda. Hayırlı iftarlar arkadaşlar. Herkese hayırlı iftarlar. Görüşürüz. Evet, şu an yemeği yedim ama bulaşık yıkamaya üşeniyorum. Evet, bulaşıklarım var ama üşeniyorum. Bir an evvel yıkayıp arabamda oturayım. Daha araba yeni başlandı. Artık ne zaman biter Allah büyük. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı geceler. Evet, Samsun'u hiç bu kadar boş ve sakin görmemiştik. Bayağı boş ve sakin şu an. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, hayırlı geceler diyeceğim. Saat yarım. Fakat acilen yatıp acilen tekrar kalkacağız. Çünkü zaman çok kısa. Herhalde 3.30-4 gibi burada okunuyormuş sahur. Yani bitiyor. Onun için 1-2 saat uyuyup tekrar kalkalım. Evet, hepiniz hayırlı geceler diliyorum. Görüşmek üzere. Tamam, Sinop'tan selam olsun. Herkese hayırlı sahurlar dileyelim. Evet, şu an sahur soframızı hazırlamak üzereyim. Ay anam ay. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bahane yok. Uykusuz da olsan. Dün gece mesela gerçekten çok uykusuzdum. Hemen ekmek arası yiyip yatmıştım. Ama bu gece de saat 1'de geldim buraya. Yani 1'e geliyordu. Fakat saat şu an 2.30. 1.5 saat önden bir uykuydum. Kendime geldim. Hemen kalk dedim. Sahurunu yap, yat aşağıya. Ne Sinop organize. Herkese hayırlı sahurlar. Arkadaşlar günaydın. Evet, saat 10. Günaydın herkese. Evet, bir 480 geldi. Şu arabayı ise bugün tanıtacağım. Harika bir 480. Gümrükten yeni alındı. Güzel bir araç. Onunla da bugün bir muhabbetimiz olacak. Ankara'da da beraberiz. Yollarda da beraber olacağız onunla.
Evet, şu an ben yükleme yerine geçiyorum. Namık abi aşağıdan yükleniyor. Ben de yukarıdan yükleyip tekrar aşağıdan yüküm alıp yolculuğumuza devam edeceğiz. Allah'a emanet olun, görüşürüz. Tekrar günaydın. Haydi bismillah. Evet, herkes geldi ya sabah sabah. Nereden geldi bu kadar adam? Şimdi günlerden bugün pazar. Bir an evvel yükleyelim gidelim diye. 3 arabayı da 3 tane ekip kurdular. Ayrı ayrı yüklenecek. Hayırlı olsun beton. Eyvallah eyvallah ama ben istediğimiz gibi olmadı. Aynen. Evet, maskelerimiz hazır. Maskelerimiz Namık abinin elinde şu an. Beni bekliyor. Evet, şu an hava güzel olduğu için buralar batmaz. Girebileceğiz. Normal şartlarda buralar hep batıyordu. Çünkü yağmur yağdı mı sıkıntı. Aha, batmaz dedik, kaldı. Namık abi kurtarıyor mu? Kurtarıyor mu? Abi, ikinci, üçüncü kapağa kadar gideyim. Yok yok, buradan abi 233 kolu yükleyeceğim buradan. Tamam, yanı açacağım da. Ha yok, yanı açacağım, bu ön tarafı, ön tarafı yüklerim, ikinci kapağı da biter zaten. Tamam, o zaman öbür kapağa gideyim mi az daha? Az daha gideyim abi. Gel. Tamam, böyle.
Haydi bismillah. Evet arkadaşlar, şu an öbür arabayı da bekleyeceğiz. Fakat öbür arabayı Boyabat'ın orada bekleyeceğim. Niye dersen 3 mal dengesiz oldu biraz. Namın araba biraz ağır olduğu için yavaş yavaş çıkalım yola dedik. Yolda bakarız. Namık abi, çocuğu aradım. Senin araba ağır olduğu için yavaş yavaş rampaları çıkalım biz. Boyabat'ın çıkışında han önünde buluşuruz. Tamam, hadi yürü. Büyükler önden gitsin. Ben senden büyüğüm ama. Yaşça büyüğüm. Çünkü aynı zamanda da lastik sıkıntısı var. Sağdaki lastiği yok, görüyorsunuz. Şeytan dün gümletmiş arkadan bir lastik. Şeytandan söküp arkaya koydu lastiği. Onun için yükü de onun bugün ağır. Onun 17 ton. Benim 13 ton. Öbür çocuğunki 8 ton filan. Yani kısmet bilmediğimiz için. Yoksa bu öbür araca koyabilirdik. Veya benim arabaya bu yükü vurabilirdik. Çünkü bunun tek lastiğe sıkıntı vardı. Hafif yükü buna yükleyebilirdik ama bilmiyorduk. Hepsi yükün aynı olduğunu bildiğimiz için. Meğersem aynı değilmiş. Bir tane bedenin biri hafifmiş bayağı. O da çocuğa denk geldi. Ama o da aynısı. Daha bilseydik dedi böyle yapardık. Çünkü namın lastiğinin biri yok zaten. Bir de 17 ton yükü var. Lastikler de zaten o kadar ağım şağım lastik değil çünkü. Korka korka gideceğiz artık. Hayırlısı Allah'tan bakalım. Allah'tan ki tonaj değil yani. Bir de tonaj olsa daha kötüydü yani. İyi ki varsın Eren. Harbiden öyle. Çok genç bir şehidimiz. İyi ki varsın Eren. Allah rahmet eylesin. Lan yürü de. Durdu neredeyse. Namık'a bak ya. Yuh Namık. Yuh. Vallahi yuh. Billahi yuh. Ya tek seferden önce yerde durdu adamla. Ha kurtarmayacak. Ha buradan korktu ya. Abi öyle girersen oradan korkarsın. Namık abi. Transportçu Namık abi. Sana mı öğreteceğiz? Ne oldu lan? Niye durdu? Yok bir sorun yok la. Neye baktı ki anlamadım ki. Yok yok sürtmüyor ya. Lastik sürtüyor mu diye bakmış da sürtmüyor. Takipteyim, rahat ol. Namık abi geç, bakıyorum ben. Yok mu abi? Sürttü mü can? Allah Allah. Görmedim ya. O zaman bir baktıralım abi ona yani. Bir çare bulalım ona ya. Keşke dün kölleseydin ona ya. Tamam. Tamam yavaş yavaş gidelim abi. Sorun yok ya. Acelemiz yok. Aynen ısıtmayalım. Yavaş yavaş gidelim. Tamam. Aynen rampa inelim duralım. Hatta rampa inerken indir abi. Orada sen viraja yattı ya araba. Yattığı için sürttü Namık. Şu an bak indir. Bak indir. Bak indir ben bakayım. Abi esnemezse bir şey olmaz. Yani rampa aşağı inerken dedim. Tamam. Ya senin şey iyi tutuyor ya dep. Tamam yoksa tamam böyle gidelim haydi tamam. Hadi bakalım.
Şimdi İstanbul'dan iki tane lastik aldı şu an. Ama İstanbul'a kadar bu şekil gitmemiz gerekiyor. Onun için bura hafif diye geldik. Fakat şansına da en ağır yük ona düştü. En ağır ona düştü. Benimki aynı malın yarısı var. Aynı bedenin yarısı ve yarı da hafif var. Öbür arkadaş da tamamen hafif. En ağırı da Namık abiden. Ama Namık abi de kapat. Hemen akşamleyin geldi. Aşağı indi. Yattı orada. Yatınca bahtına diyelim. Ne diyelim? Ona da öyle diyorum abi. Bahtın kötüymüş diyorum. Sağlık olsun bakalım. Şu an bakın bu araba 440, o araba 460. Ondaki yük ağır olduğu halde şu an rampada benden 2-3 puan önde. Yani bayağı iyi, maşallah var. Yani 20 beygirin farkı meydana çıkıyor mu? Evet, burada 20 beygirin farkı meydana çıkıyor şu an. Hem yükü ağır benden, hem de benden bir tık önde gidebiliyor. Sollamaya kalkarsam bile sollayamıyorum. Çünkü niye dersen benden şu an çok iyi rampada. Yani nereden baksan 4-5 ton da benden fazladır. Yani o kadar olmaz, öyle bir 3-4 tonu fazla yani benden. Evet, şu an feci bir şekilde yağmur yağıyor. Namın da hatta duralım da abi, balatalarım soğusun dedi. Boya batı rampı indik, hiçbir şey yok. Ama boya battan yani az bir geldik, acayip yağmur başladı. Namık korkma, sür, balatalar soğar. Devamlı ısınmıştı demin rampa inerken de, şimdi soğudu. Çok aşırı bir yağmur var. Vay 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 vay, bereket yağıyor. Valla havadaki virüsü mürüsü yere indirir bu şimdi var ya. Virüs mürüs kalmaz. Hepsi yere iner. Eğer havadaysa tabii. Mübarek iyi bir bereket yağıyor şu an var ya. Yani kalın kalın taneli yağıyor. O kadar kalın yağıyor ki. Çiftçinin yüzü gülsün. Aynen. Hayda, Namık niye durdu? Ulan Namık durarken adam bir alo der, alo alo, bir alo der. Kendine çay yapacakmış da çay içerek gidecekmiş beyefendi. İyi, ben de onlardan önce gideyim. Han önünden ekmek veya pide alayım bir tane. Pidem var ama ben Ramazan'da hiç han önünden pide alıp yemedim çünkü. Eğer varsa pidalı pide yiyeceğim. Vallahi akşama kalabalığız. Ne yapacağız bilmiyorum. Bolca makarna yapacağız herhalde. Öyle oluyor. Bolca makarna yapacağız. Evet, şu an dedik bir 45 verelim. 45'ten sonra yolumuza devam edelim. Tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Evet, 45'imizi yaptık, yola çıktık, devam ediyoruz. Ufak tefek sıkıntılar yaşadık ama arka kapakla ilgili şimdi halledemedik. Şimdi yolda tekrar duracağız,
Namık abinin kapağıyla ilgili ufak bir işimiz var. Kapağı açtık, tekrar kapağı kapatamadık. Şimdi ondan uğraşacağız. Bir de malı yatırdık Namık abinin. Neden yattı anlamadık ama malı yattı. Onunla da inşallah sorun yaşamayız. Çünkü kolili malzeme olduğu için ufak bir ezilme oldu. Bakalım hayırlısı Allah'tan diyoruz. Ve şimdi Alanyalı kardeşlerin yanındayız. Baba kolay gelsin, afiyet olsun. İftarı bekliyorsun. Dayım yapmış vallahi. Vah maşallah. Abi, cacık makarna. Maşallah. Afiyet olsun. Afiyet olsun vallahi baba ya. Ay kurban olayım be. Eyvallah sağ ol. Afiyet olsun. Tamam. Görüşürüz. Verebilir miyim biraz? Alırık. Bakalım. Ekmek bir şey yapalım. Ekmek var. Verse vereyim. Ekmek var. Ekmekte sorun yok. Beyler abi pideden. Pideler nerede lan? Dur. Bir yarım pide versene. Ya. Ver o şu abilere. Nerede? Al. Abi al o pideyi. Ben arkadaştakini alırım. Al bunu komple al. Allah razı olsun abi. Afiyet tamam, kardeş. Olsun abi. Hadi afiyet olsun. Evet bugün mutfağa ben girmeyeceğim dedim. Namık girdi. Şu an Namık soğanları. Ya Namık 4'e 5'e böl ya. Abi bir dur yapacağım, bir karışma ya. Ama ince doğrama lan. Doğrama abi, salata yapmıyoruz. Millet 50'den alıp yiyecek. Heh. Aslanım ben. Namık abi görüyor musun beyler? Yardırıyor vallahi. Biberini ben attım. At orada ne kadar biber acı varsa koy, hepsinden koy. Onun üstüne ilave ederiz abi. Heh. Yap güzel yine. Tamam Aydın abi. Tamam abi. Vah salatayı göstereyim. Namık Bey'in salatası. Bakın be ya. Heh. Transport salatası. Ay ay. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Evet şu an iftarımızı yaptık. Yolculuk başlıyor. Ankara'ya devam. Namık abi de havaları dolduruyor. Benim de havalar dolsun. Hemen çıkış yapacağız. Haydi Namık abi. Şimdi dolaplar birbirine denk gelsin diye mecbur ben ters yanaştım. Onlar düz yanaştı. Dolaplar birbirine denk gelip açalım diye rahat gene. Evet Antalyalı kardeşlerim selam olsun. Güzel insanlar, onlar da salatalık filan verdiler. Abi dedi bunlar bahçenin malı dedi. İyi dedik. Hemen bir salata yaptık. Evet bugün bir sıkıntı var benim takoda. Hala karsız sürüş diyor. Ama kart içinde bir sıkıntı oldu. Bugün yarın artık ona da baktıracağız. Şu an Ankara'ya giriş yaptık. Ana. Merhaba arkadaşlar. Evet, soğuk Ankara. Ankara'dan soğuk bir gün. Gerçekten bayağı bir soğuk var. Mahmut da, Özgür Gürkan da, Bebas. Evet dedi, kalkıp bir sahur yapacağım saat 3 fakat yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Hızlı bir şekilde dolaptan alıp arabadan yiyip yatacağız artık. Allah'a emanet olun. İyi sahurlar diliyorum.
Dışarıda yağmur yağıyor. Vallahi hızlı bir şekilde ben bir şeyler yaptım. Zaten akşamdan yumurtamı haşlamıştım. Her ihtimale karşı ne olur ne olmaz diye. Arabanın içine. Bugün sokak kafe arabanın içi yaptık. Dışarısı çok soğuk. Bebosta'yı yaktım şu an. Bebosta'da akşamdan beri hiç yakmamıştım. Fakat aşağı inip çıkınca üşümüşüm bayağı. Vay! Acele bir tek demlik çay yaptım. Tek demlik yeter dedim. Altını bile yapmadım. Sadece üstünü. Evet arkadaşlar, dün bir tane kardeşimiz o mesaj geldi aklıma da. Abi tırda oruç tutuyorsunuz ama işte yani sıkıntı olmuyor mu? Yani Allah korusun kazası belası, tansiyon ıvır zıvır olup da kaza bela olur bilmem ne olur diye. Bir de yani şartlarınız ağır diye. Yani riskli değil mi diyor. İnanın bakın arkadaşlar. Gerçekten yine söylüyorum samimi olarak. Şekerim gizli şeker olarak var. Tansiyonum zaten var, kolesterol zaten var. Ama gerçekten samimi olarak söylüyorum. Oruç başladığı gün 3 gün bir sıkıntı yapıyor bana. 3 günü zaten evde geçirdik. O günü ilk gün hatta kök sallan yoldaydık. 3 gün evde geçirdik. Sokağa çıkma yasağı da vardı. Tam denk geldim. Ben zaten o 3 günü 3-4 gün daha önceden başlamıştım. Ha, oruç tutmuyordum ama oruca yani bir sabah yiyordum, bir akşam yiyordum. İşte veya hiç yemiyordum, su içiyordum filan. O şekilde kendimi alıştırmıştım. Ama Ramazan ayı girdikten sonra Rabbim gerçekten o kadar güzellikler veriyor ki ne kolesterolüm bana sıkıntı etti, ne tansiyonum sıkıntı etti, ne şekerim sıkıntı etti. Daha da rahatlıyorum. Daha da iyi oluyor insan. Yani orucunu tuttuğun zaman inanın ki vücudunuz daha çok rahatlıyor. Hem dini olarak görevimizi yerine getirmiş oluyoruz. Hem de gerçekten vücut olarak vücut da bayağı rahatlıyor. Çünkü zaten şunu iyi biliyorsunuz ki yemeği seven bir insanım. O kadar çok yerdim ki o alışkanlıklarım durmuş oluyor. Onun için vücut da oh be diyor. Aydın abi beni diyor bir rahatlattı diyor. Onun için hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Rahat olun. Tutamayan arkadaşımız çok var. Ama gerçekten şuna inanın. Tırdayken daha rahat tutuluyor. Çünkü zaman nasıl geçiyor anlamıyorsun. O ilden o ile geçerken zaman da su gibi akıp geçiyor. Ama tutulması gerekiyor mu? Dini olarak gerçekten bu bir görevimiz bizim. Yerine getirmemiz gerekiyor. Sağlık olarak da gerçekten bahane etmeyin. Daha sağlıklı olarak oruç tutuluyor. Buna ben başkalarına bir şey diyemem ama ben bunu yaşıyorum. Ben bunu böyle görüyorum. Ama başkalarında daha farklı belki oluyor olabilir. Belki onda açlık belki onda daha kötü olabiliyor. Ona bir şey diyemiyorum ama bende de açlık daha çok rahat ettiriyor beni. Onun için hiç merak etmeyin. Kaza, bela, Allah korusun. O tip şeyler oruca bağlamayalım. Ondan dolayı ilgili değil yani. Bunu da bilin yani. İlk arkadaşımın dediği lafı da buradan cevaplamış olayım. Evet görüşürüz herkese. Hayırlı sabahlar dileyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ankara'dan selamlar.